Trabzon, Araklı'ya gideceğiz efendim. Araklı'da sevgili Fatih Doğan muhabir arkadaşım bizi bekliyor. Görüntü gördüğünüz üzere dere yatağından, kriz merkezinden ayrıldı Fatih. Geçti dere yatağına, taşan derenin yatağına geçti. Olay gerçekten vahim. Çok aşırı yağış, arkasından dağdan kopan bir toprak parçası dere yatağını dolduruyor ve arkasından yaşanan vahim durum. Şimdiye kadar 3 ölü haberi var. Daha detaylı haber için de sevgili Fatih Doğan'da söz. Dün öğle saatlerinde başlamıştı yağışlar. Trabzon'un Araklı ilçesindeki Güzelyurt ve Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde. Baktığımızda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar başladı. Arkamda da görüyorsunuz iş makineleri yoğun bir şekilde taşan Karadere'nin temizliğini yapıyorlar. Çünkü Araklı-Bayburt yolu kapanmış durumda. Yukarıdan kopan rusubetle birlikte Çamlıktepe ve Yeşilyurt köylerine ulaşım kapanmıştı. Şimdi de iş makineleri yolu açma çalışmalarına devam ediyorlar yoğun bir şekilde. Birçok ekip var burada. Devlet Su İşleri, Karayolları, il özel idaresine bağlı ekipler, AFAD burada bulunuyor. 3 ölü şu ana kadar resmi kayıtlara geçen olaya ilişkin. 7 de kayıp vatandaş bulunuyor. Bunlardan 3 tanesinin Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çalıştığı, bir tanesinin Devlet Su İşleri, 3 tanesinde Çamlıktepe sakini olduğu bildirildi. 4 tane de yaralı var. Araklı'da yaşanan olayda yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi yetkililer tarafından. 76 kişi ise bölgeden helikopterlerle tahliye edildi. Çünkü karadan bölgeye ulaşım oldukça kısıtlı, imkansız denilebilir. Ve bölge sakinlerinin evlerinin olduğu bölgeye gelmemesi istendi. Bunun için de Araklı sahilinden yukarıya geldiğimiz yolun belli bir noktasından itibaren yaya trafiğine yol kapatılmış durumda. Sadece yetkililerin, çalışma yapacak yetkililerin gelmesine izin veriliyor. Tabii meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar da var olayı. Yakınlarına ulaşmak isteyenler var. Buradan güzel bir haber gelmesini bekleyen insanlar var. Onları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye gelmişlerdi. Gece yetkililerden bilgi aldılar. Araklı'daki kriz masasına geldiler. Burada bilgi aldılar ve yapılan açıklamalarda önceliğimizin 7 kayıp vatandaşı bulmak olduğunu söylediler. Devlet tüm imkanlarını kullanıyor yaraları sarmak için. Akşam hava kararınca çalışmalara ara verilmişti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de yeniden çalışmalar başlamıştı. Tabii 3 ölüye ilişkinde şunları söyleyebiliriz. Bu gece, bugün gün içerisinde cenazelerin defnedilmesi bekleniyor. Şu anda Araklı Karadere mevkiindeyiz. Taşan dereyi görüyorsunuz. Ekipler büyük bir gayretle yukarıdan gelen rusubatı, hafriyatı temizlemeye çalışıyorlar. Burada birçok iş makinesini görüyorsunuz. Büyük bir gayretle olayın vehametini görüyorsunuz. Tabii kayıpların sayısının artmasından endişe ediliyor. Şu anda 7 kişinin kaybolduğunu söyleyebiliriz. 3 de ölü var. 4 yaralı, 76 kişi ise tahliye edilmiş durumda. Resmi kayıtlara göre dağın yamacından kopan kaya parçalarının dereye sürüklenmesi sonucu bu manzara ortaya çıktı. Ve Çamlıktepe köyünde 4 tane bina bu rusubatla birlikte aşağıya doğru kaydı. Binaların altında 2 tane de iş yeri bulunuyordu. Vatandaşların çoğu da yağmur şiddetini arttırdığında binaların altındaki iş yerlerine sığınmıştı. Buradaki vatandaşların bize verdiği bilgiye göre tekrar hatırlatacak olursak bölgede meteoroloji riskin devam ettiğini bildirdi. Öğleden sonra yağışın tekrar başlaması bekleniyor bölgede. 3 ölü, 7 kayıp, 4 yaralı ve 76 kişinin de tahliye olduğunu söyleyelim. Şimdilik Araklı Karadere'den aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Fatih'e teşekkür ederim. Allah kolaylık versin.